babam sana bir şey söylememi istedi. Biz seni... Sizin yüzünüzden. Siz öldürdünüz kocamı. Siz öldürdünüz onu. Siz öldürdünüz kocamı. Ne kimsenin suçu yok, ne olur lütfen. Anne bırak. Hanımefendi, acınızı anlıyorum. Anne bırak. Doktor bey, kusura bakmayın. Daha iyi bir hastaneye gitseydik. Daha iyi doktorlar baksaydı baban ölmeyecekti. Bizi yalnız bırakmayacaktı. Annem ölmedi zaten babam. Canım benim ölmedi zaten babam anneciğim. Ölmedi, evet, evet, evet. Baban ölmedi, baban ölmedi. Bize yalan söylüyorlar. Bize yalan söylüyorlar, kandırıyorlar bizi. Kocamı göreceğim, kocamı göreceğim. Kocamı göreceğim. Kocamı anne göreceğim. Ya, anne. Kocamı göreceğim, kocamı göreceğim. Kocam. Değil mi? Kocamı göreceğim. Kocamı görmek istiyorum. Kocamı göreceğim. Cemre, Cemre yardım edin Cemre. Ben hemşireyi çağırıyorum. Anne! Kimse yok mu? Anne! Anne! Kimse yok mu? Anne! 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 Anne kendine gel. Etmiş ki Edoş. Ne bileyim kızım. Vallahi Feride Hanım yoksa ben de yokum. Sen de mi istifa edeceksin canım? Hayır, o başka bir iş bulur da sen nereye gideceksin acaba? Sus Meral, sus. Bir şey söyle Edoş. Nasıl bu duruma engel olabiliriz? Vallahi ben de çok üzülüyorum kızım ama koskoca kadın. Yani ne yapalım, dur sen gidemezsin mi diyelim. Neyse, hayırlısı. Ben bir mutfağa gideyim. Nasıl ağlamasın Meral? Bu sefer de annesi gitmiş, o Kemal'den özür diletmiş. Ne olmuş yani? Ne Kızım, ya işte biz sana bu yüzden bir şey anlatmıyoruz. Çünkü sen duygusuzsun. Ya ikisi de pislik insanlar değil mi? Eylül, sen burada ağlıyorsun, kendini paralıyorsun diye onlar değişecek mi? Hayır. Vallahi benim bir damla gözyaşım olsa Feride Hanım için akıtırdım. Onu da söz vermem çünkü benim gözyaşım çok kıymetlidir. Feride Hanım'a ne olmuş? Yurttan istifa etmiş. Niye? Vallahi biz de bilmiyoruz Eylül. Ya Hedoş'tan sonra bir o vardı bize şefkat gösteren, o da gidiyor. Kaldık mı Neriman'ın eline? Kızlar, ben ne diyorum biliyor musunuz? Gidelim Feride Hanım'la konuşalım. Yani böyle ikna etmeye çalışalım kadını. Belki istifasını geri alır ya. Alır değil mi?
Ya sonuçta Feride Hanım bizi seviyor. Belki bizi kırmaz. Evet alabilir. Bence şansımızı deneyelim. Eylül, sen bir kere Feride Hanım'a gitmiştin. Bize evini tarif etsene. Alo. Alo Meral. Ben Cemre. Eylül'ü versene. Ha, ilk bana söyleyeceğinse ben onu aktarırım. Ya ver işte şu telefonu Meral. Çok kötü bir şey oldu. Serkan'ın babası. Tevfik amcayı kaybettik. Hastanedeyiz şimdi. Kızlar. Serkan'ın babası ölmüş. Yoksa yetim mi? Bilmiyorum Defne. Bilmiyorum. Tamam, bir şikayet dilekçesi ihmal edilmiş. Değil, o kurumdaki tek yönetici sen değilsin ki. Neriman Hanım niye bundan kendine pay çıkarmıyor? Hayatı felakete dönenler suçlu avına çıkarmış değil mi? Ben bunu yapmayayım Toprak. Bütün suç benim. Annem de ben bu mesleği seçtiğim zaman aman kızım bak yapma. Onların acısını göre göre senin de canın acır deyip durmuştu. Ne kadar haklıymış. Neyse ya, belki de böylesi daha iyi oldu. Dünyanın yükünü ben mi taşıyacaktım? Zaten taşıyamazdım ki. Ne daha iyi oldu? Ben istifa ettim. Ya Feride niye yaptın bunu? Çünkü en doğrusu buydu. Yoksa hiç affedemeyecektim kendimi Toprak. E şimdi sen gidersen o çocuklara kim yardım edecek Feride? Ha? Hiç kusura bakma ama bu yaptığın korkaklıktan başka bir şey değil. Ne alakası var ya? Hayır ben gayet erdemli bir davranışta bulundum. O çocukları öyle yüzüstü bırakıp gitmek mi erdemli davranış? Sen gerçekten bu söylediğine inanıyor musun? Neyse ya anlayabileceğini düşünmüyordum zaten. Kapatalım lütfen bu konuyu. Kaybettik Eylül. Baba. Canım. Sana o kadar çok ihtiyacım var ki. Neden buradaydın? Niye yanımda değilsin? Annenle kardeşinle odadaydınız. Annenin zaten acısı başından aşkın. Bir de ben gözüne görünmek istemedim. Ben de çıkmıştım ya odadan. Defne su istedi.
Git annemlerin yanına. Ben buradayım. Sen görmesen bile yanındayım. Bas kanka. Evde yok. Ne yapacağız? Vallahi Feride'nin gelene kadar bekleyeceğiz. Onunla konuşmadan gitmeyeceğim. İyi bekleyelim. Bizden sıkıldı. Niye zorluyoruz ki? Belli ki başka bir yerde çalışacak Feride Hanımcığım. Demek ki etrafında bizim gibi ağlayan, acı çeken çocuklar değil de gülen, eğlenen çocuklar görmek istiyor. Öyle mi diyorsun? Öyle. Biz de eteklerine daha fazla yapışmayalım değil mi kız kadar? Yapışmayalım vallahi. Ne işiniz var burada? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok Feride Hanım. Biz sizin istifa edeceğinizi duyduk da veda etmeye geldik. Ya bırakmayın bizi Feride Hanım. Lütfen bak. Biliyorum bizden bıktınız ama gerçekten bundan sonra sizin yanınızda ağlamayız. Tamam ağlarız ama sizin yanınızda ağlamayız. Kadir'e de ben sustururum. Vallahi ya lütfen bırakmayın bizi. Biz zaten veda etmeye gelmedik. Burada dönün diye yalvarmaya geldik. Ya lütfen Feride Hanım bizi bırakmayın. Canlarım benim. Ben hiç sıkılır mıyım sizden? E niye istifa ettiniz o zaman? Ben bir hata yaptım. Bunun sorumluluğunu üstlenmem lazım. Ne hatası? Dalgınlığım yüzünden... bir işi ihmal etmem yüzünden... küçük bir çocuk zarar gördü. Ya ama olsun. Bakın siz bir sürü çocuğu mutlu ettiniz. Mesela bizi. Mesela o gün karakola gittiğimizde eğer siz olmasaydınız Neriman Hanım canımızı okurdu. Ama siz vardınız. Çocuklar lütfen anlamaya çalışın. Hiçbir şey olmamış gibi görevime devam edemem. Kararınız kesin mi yani? Evet canım. Bu şekilde bırakıp gidecek misiniz bize? Zaten ailemiz gitti, akrabalarımız gitti. Bir de siz mi terk edeceksiniz Feride Hanım? Hayır, ben sizi hiç bırakmayacağım. Dışarıda buluşuruz. İstediğiniz zaman bana misafirliğe gelirsiniz. Biz her yere misafiriz zaten. Bizi seven herkes misafir. Sadece gündüzleri. Ama geceleri yine bizi bir başımıza bırakıyorlar. Zaten bizi kimse istemiyor. Ne olur böyle söylemeyin. Sakın. Ben sizi çok seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz. Hadi Kader. Geldik, ağlandık, sızlandık. Daha fazla rahatsız etmeyelim.
anlatmak istediğim buydu işte Feride. Serkan, annem nefes almıyor. Ona da bir şey oldu. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Hemşireler ona sakinleştirici yaptı bir tane. Uyuyor annem. Efne, hemşire çağırayım mı istersen? Annem, annem uyan hadi. Anne, anne, annem kalk hadi. Fevri davranıyorsun Feride. Daha soruşturmanın sonucu bile belli değil. Onlar beni affetse ben affetmem Toprak. Hiç mi tanımadın beni ya? Ya ben bir kere senin o dilekçeyi kenara attığına da inanmıyorum. Ya sen düzenli tertipli bir insansın Feride. Yani benim tanıdığım Feride bu dilekçeyi alır almaz koşar gider kendisi kurtarır o çocuğu. Ya yapmışım işte, neden kabul etmiyorsun? Niye inanmak istemiyorsun? Benim hatam. Ya neden nasıl diye sormadan kendini suçlayıp duruyorsun Feride. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Neye izin vermeyeceksin? Ne yapacaksın Toprak? Nereye gidiyorsun? Toprak! Merak etmeyin, anneniz uyanacak birazdan. Sonra eve gidebilirsiniz. Cenazeyi alacak bir tanınız var mı? Tamam, ben halledeceğim. Cemre, cenaze nasıl alınıyor? Bunların hepsini benim halletmem lazım, değil mi? Sen de aileni yeni kaybettin. Cemre, annem çok üzgün. O yapamaz. Bunların hepsini benim yapmam lazım. Her şey birden sırtlanma Serkan. Akraban yok mu? Onları arayalım. Serkan, annem uyandı. Eve gitmek istiyor. Çok devlet memurları gördüm. Ne hatalar yapıyor da gıkını çıkarmadan senelerce koltuğunda oturuyor. Feride biraz hassas kız. İstifa edince ben de şaşırdım. Kendi cezasını kendisi kesmek istedi işte. Belki böylesi daha doğrudur. En azından işlediği kabahat siciline işlemez. Yani başka bir memuriyete başvurduğunda. Ben bu işte Feride'nin bir kabahati olduğunu düşünmüyorum. Anlamadım. Yani Feride'nin o dilekçeden haberi olduğunu hiç sanmıyorum. Ha. Ben odasına girdim, gizlice koydum. Öyle mi? Ne maksatla evladım? Yok Neriman Hanım. Sizi suçlamak gibi bir niyetim de yok tabii. Yani ben Feride'yi sevmiyor muyum? Ha? Allah'a var, iyi kız. Bana da bir zararı yok. Çalışkan da. Kızlar üstüne çıkıp tepinse gıkını çıkarmaz. Yani Feride olmasa başka bir müdür yardımcısı olur. Benim Feride'yi attırmaktan ne gayem olabilir ki? Neriman Hanım, ben siz yaptınız demedim ki. Neden bu kadar açıklama yapıyorsunuz? Olsun. Yani ben bir ima sezdim de bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Yanlış bir şeyler var aslında.
Ne olduğunu bilmiyorum ama mutlaka bulacağım. Nazan teyze. Yapabileceğim bir şey var mı? Tevfik seni görmeye geliyordu. Seni takip ettiği için o kazayı yaptı. Babanız bu kız yüzünden öldü. Anne. Bu kız yüzünden öldü. Bu kız yüzünden öldü. Bu kız yüzünden. Anne lütfen hadi. Tevfik bu kız yüzünden öldü. Hadi gider misin anne? Cemre. Serkan'ın babası neden seni görmeye geliyor? Bilmiyorum ki. Feride Hanım dönmemekte kararlı yani. Kesin başka bir memuriyete gidecektir. Rahatına bakar artık. Biz ne yapacağız peki? Ben çok bağlanmıştım ona. O bize bağlanamamış demek ki canısı. Salak salak konuşma lan. O da çok üzgündü. Değil mi kız Kader? Üstümüzde çok emeği var ama. O olmasa özel okula gidemezdik. Hakkımı yeme. Ben olmasaydım o özel okula gidemezdik. Ben seni o parka götürmeseydim, o kavga çıkmasaydı. Tabii tabii. İyi oldu değil mi? Senin yüzüne karakola düştük lan biz. Sonra gazetelere çıktık. Bir de utanmadan ben bekaret muayenesine girdim. Sonra çocukları tavladınız ama. Olan yine Meral'i oldu. Yine yalnız, yine mağdur. Ya sen ne kadar aptal, ne kadar gerizekalı bir kızsın ya. Elimde kalacaksın diye korkuyorum. Ya Songül bırak Allah aşkına. Bilmiyor musun Meral'i? Meral yine Meral'liğini yapıyor işte. Alo. Vereyim. Bak yine seninki benden aramış işte. Selam. Ne haber? Ya Güney, beni bu numaradan arama tamam mı? Şu salak kıza beni muhtaç etme. Yıkamayalım tamam mı? Babamın kokusu gitmesin. Tamam kızım. Sen nasıl istersen canım. Anne. Canım. Biz Cemre'nin mirasını yemişiz. Yaptık mı gerçekten? Onu kırmamışımdır değil mi? En son ne konuşmuştuk babamla? Ona sesimi yükseltmiş miydim? Saatlerdir bunu düşünüyorum. Kendine bunu yapma. Bence baban senin gibi bir oğlu olduğu için çok mutluydu. Kızardı bazen. Ne bileyim, bazen haksızlık da ederdi. Ama o benim babam ya. Benim babam. Niye öldü Eylül? Niye? (Gülüyor)
Ne mirası kızım? Aa, Cemile'nin babası iflas etmişti. Beş parasız kalınca da adam kendini öldürdü. O zaman babam niye öyle dedi? Ne zaman? Defne, ne dedi baban sana? Hastanede. Biz Cemre'nin mirasını çaldık dedi. O durumdayken bunu mu söyledi? Ya anne, bir kez olsun bana doğruyu söyle ya. Bir kere. Evet. Evet. Cemre'nin parasını çaldık. Bir yerden para kaldı ona. Çok para. Babana verdiler. Baban da vermedi Cemre'ye. Rahat ettin mi için şimdi ha? Hırsız mıyız biz? Ne münasebet. Bak, biz o parayı ödünç aldık. Babanın çok paraya ihtiyacı vardı. Hani biraz değerlendirip sonra verecekti kendisini. Doğru söylüyorum anneciğim, gerçekten. Babam o yüzden Cemre'yi çağır bana diye sayıkladı. Son nefesinde karısını, çocuklarını değil de o kızı sayıkladı. Bravo Tevfik. Senden de bu beklenirdi. Kızım, anneciğim, canım. Ne olur bundan kimseye söz etme. Yani bütün bu olan bitenin içinde ben bir de bununla uğraşamam. Ne olur bak doğruyu söylüyorum. Anne sözü dinle. Gidip yat istersen. Hava sana sıcak süt hazırlasın mı? Serkan nasıl? İyi değil. Ne arıyorsun çöpün içinde? Ya ben buraya yanlışlıkla bir şey attım. Bunu döktüler mi? Oldu. Yetimiz diye çöpün içinde mi oturalım yani? Neyse hadi bırak onu. Hedoş çay demlemiş. Baykuş gibi durma. Gel sen de. Sen git ben gelmeyeceğim. Serkan. Hiç. Kızlar, ağzınız tatlansın. Ya sen cansın Edoş, cansın. Afiyet olsun. Tevfik amca hiç aklımdan çıkmıyor. Ya acaba babamla ilgili bir şey mi söyleyecekti bana? Gece gece ölülerden bahsetmeyelim ama değil mi tatlı? Lan adam ölmüş gitmiş zaten. Ne yapacak ki? Kızım gelip seni mi yiyecek? Düşünsenize, mesela Cemre'ye miras kalmış. Hiç bilmediği akrabaları varmış.
Serkan'ın babası da bunu söyleyecekmiş. Olamaz mı? Ya kızım, sen hayal kurarken niye hep uçuyorsun ya? Hep bir mucize beklentisi bu hayatta. Cık, Allah'ım ya. Öyle bir şey olsaydı emin ol bu Cemre'nin haberi olurdu zaten. Akılsız. Yani. Aa tamam. Ölülerden söz etmiyoruz. Allah rahmet eylesin, huzur içinde yatsın. Siz dua edin. Pas etmeyin. Korkuyor musun? Ötlek. Allah rahatlık versin anneciğim. Sana da. Yatağımın dibi rutubet oldu hep. Hastalanacağım diye korkuyorum. Anne. Söyle kızım. Ablamla hep böyle pikniğe gidelim olur mu? Ama Kemal abi gelmesin. Ablam onu sevmiyor. Olur mu öyle kızım? Kemal abinle biz bir aileyiz. Aile birbirini dışlar mı hiç? Ya ama ablamı dışladık. Çok genç yaşta gitmiş adam. Allah rahmet eylesin. Allah çocuklarına uzun ömür versin. Kim bilir ne kadar üzülmüştür çocukları. Babam ölse ben üzülmezdim. Deme oğlum öyle. Baban o senin, günah. Ha, onun yaptıkları günah değil yani. Ne yapalım yani Gökhan'a? Bu da bizim sınavımız. Biz böyle bela okursak daha çok günaha gireriz. Abi şu an odası pek fena. Ev sahibini arayacaktın. Çekil kenara. Kemal rutubet diyorum. Bir dinle beni. Film izliyorum lan. Çekil kenara. Aa, bak işte arabalar nasıl çarpıştı göremedim. Lan bir televizyon keyfim var. Onun da içine ediyorsun vallahi. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun Kemal? Bunu kim ister ki? Duydum lan duydum. Hangi birine yetişeyim? Aha tepenizde çatı, önünüzde yemek. Ben daha ne yapayım senin evlatlarına? Bu adamın da bir kapasitesi var canım. Bıktım lan sizden. Vallahi bıktım. Sen bize kol kanat gerdin diye hep böyle başımıza mı kalkacaksın? Ha Kemal'im? Ben kızımın üzüleceğini bile bile getirip senden özür dilettim. Ha, minnet mi duyacağım yani? İftira attınız lan bana. Bana bak Mesude. Aklını başına al. Senin... Fazla kalktı ama beni indirmesini bilirim. Kendine gel toparlan. Yoksa vallahi hepinizi koyarım kapının önüne. Duydun mu lan? Yeter artık be! Zaten annesinin yeterince sinirleri bozuk. Kızlar, biraz daha arkada mı dursak? Yani zaten Nazan teyzenin siniri bozuk.
iyicen damarına basmayalım. Kardeşin nerede oğlum? En son arabada inerken gördüm. Bilmiyorum anne. Nerede, nerede oğlum? Tamam, ben bulacağım, sen merak etme. Serkan, bir sorun mu var kardeşim, hallederim ben. Güney, Defne yok. Defne mi yok? Nasıl yok ya? Bugün onu almaya geleceğimi biliyordu. Neden beklemedi? Kader seni 16 yıldır bekliyor. Sen de bir saat çık bekleyiver. Sen de çok vicdanlı oluverdin teyzeciğim. Ben her zaman böyleydim. Allah Allah. Arkadaşının babasının cenazesine gittiler. Gelirler birazdan. Feride Hanım. Yurttan atıldı mı? Ona hacet kalmadan istifa etti kendisi. Kendini savunmadı bile kızcağız. İyi. Ayağımızın altından çekilmesi kolay olmuş. Bana evladım, sen her zaman mı böyleydin? Yoksa o zengin kocanla evlendikten sonra mı bu kadar bencilleştin? Ha evladım? Teyze ne diyorsun? Hakikati söylüyorum. Sen kendinden başkasını düşünmez misin? Feride'nin hayatını mahvettik diyorum. Aldı mı kafan? Benim tek düşündüğüm şey kızım. Derin için 10 Feride yakarım. Kimse de bana mani olamaz. Kader'le konuştun mu ilik meselesini? Bak, çocuk hayır derse zorlamak yok. Anladın mı? Demez. Bugün onunla güzel bir gün geçireceğim. Annesini reddetmez Kader. Artık bu kız niye cevap vermiyor? Hazan Hanım, çocuk için de zor bir durum. Şimdi Serkan bulur getirir, siz merak etmeyin, tamam mı? Her yere baktım, Defne yok. Ben de arkalara baktım, orada da yok. Nerede olabilir ki? Ya kendine bir şey yapmış olmasın? Yok canım, yapmaz. Ya içi dayanmadı herhalde. Sonuçta kolay bir şey değil yani, yazık. Serkan. Ben galiba nerede biliyorum. Sen burada bekle, tamam mı? Cenaze namazı için lütfen saf duruşuna geçelim. Serkan, hadi kardeşim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Kemal, sen akşam beni iyice dinleyip anlamadın. Bu evin bir elden geçmesi lazım. Nazan Hanım'dan aldığım parayı geri vermeseydim, yeni bir eve çıkardık Mesude. Kızımı mı satacaktım Kemal? Ha, kızını yetimhaneye bırakırken iyi, para alırken mi kötü Mesude Hanım? Ben senin için bıraktım Eylül'ümü. Hadi canım sen de oradan. Sen kendi keyfin için bıraktın kızını yetimhaneye. Kızımın bana ne zararı vardı? Ben de onu diyorum işte Mesude. Vicdansızsın kızım sen. Sana yılın en kötü anne madalyasını takacağım, o zaman gelecek aklın başına. Bana bak,
Lafını bil. Alırım çocuklarımı, çıkarım giderim evden. Ha. İyi. Hadi git. Hadi çek git, çık git. Yürüsene. İkide bir basarım giderim. İcraatını görelim Mesude Hanım, icraatını. Hadi gitsene. Yürü lan. Çık git hadi. Hadi defol. Defol. Yürü lan. Defol lan defol. Defol lan. Bırak. Defol lan. Ya. Defol. Ya bırak annemi, ne yapıyorsun? Çekil lan sen de. İkiniz de olacağım ayağımın altına. Gideceğim, çekil. Eşyalarımı alacağım. Ha. Demek öyle Mesude Hanım. Evlenirken bu eve nasıl geldiysen onları al git. Sakın benim aldığım eşyalara dokunma. Duydun mu beni lan? Ya sen de bakıp durma öyle. Anam başlattı kavgayı. Merhumun ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Yine benim salıncağımı kapmışsın. Biz salıncakta sallanırken babalarımız ne yapardı Cemre? Bir türlü hatırlayamıyorum. Şu bankta otururlardı. Çok gelmezlerdi zaten. Ara sıra. Defne, birazdan babanın cenazesi kalkacak biliyorsun değil mi? Ya duymak istemiyorum, sus. Ya Defne ne olur, babana veda etmeyecek misin? Veda edersem tamamen gitmiş olur. Babam üzerine toprak atıldığını görmek istemiyorum. Orada bırakıp eve dönemem. Yapamam. Yapamam. Defne, babanı bırakmayacaksın ki. Sen onu ömür boyu kalbinde hep taşıyacaksın. Ama ne olur bak, bu babana veda etmen için tek şansın. Hadi gidelim ne olur. Demek ciddisin. Gidiyorsun ha. Nankörsün kızım, nankör. Yıllardır ekmeğini ben veriyorum lan. Hiç düşündün mü ne yapacaksın lan bir başına? Ha? Ne yapacaksın sokaklarda, hiç düşündün mü ha? Bırak! Ya iyi. Git lan git. Git! Erkeksiz yaşamak neymiş anlarsın en azından. Git! Ulan, Kemal'im Kemal'im diye inim inim inleyeceksin ama bu adam bu eve geri almayacak seni. Almazsan alma.
Ver lan şunu ver. Ben aldım bunu sana. Bunu da ben aldım. Hatta bunu da ben aldım lan. Ver lan şu kolyeyi, ver. Bunu da ben aldım. Bu da benim. Bunu da ben aldım lan. Anne, ben aldım her şeyimi. Aa! Herkes de ne kadar gitmeye hazırmış maşallah. Defolun lan, defolun lan, defolun. Hop 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 hop. Aa! Hop! Bırak lan oğlum, bırak! O benim de evladım, bırakmam onu. Yürü lan, yürü lan! Metin'i bırakma! Yürü! Bırakma! Yürü, yürü defol! Defol gel! Bırak! Anne! Metin'i bırakma! Metin'i almadan gitmem. Sen evlat terk etme, iyi bilirsin Mesut Hanım. Bırakmam evladımı! Yürü! Bırak! Bırak! Hadi bakalım, kemalsiz yaşamak neymiş gör. Metin'i alacağım. Yürü kız sen de ananın peşinden yürü. Kemal. Kemal. Kemal Metin'i. Bırak bakın lan geldim canım. Kemal Metin'i ver Kemal. Anne şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ablana. Başka kimsemiz yok ki.